Bu olay karşısında gerçekten çok etkilendim bayanlar ve baylar. Bizden daha az şanslı olanlara yardım eli uzatmak çok onurlu bir davranış ve hepsini Alice ve Martha'ya borçluyuz. Bu arada fikir gerçekten çok evet, basit. Evet doğru. Sizlerden para istemiyoruz. Sadece ihtiyacı olan birinin karnını doyurmanızı istiyoruz. Kutudan bir isim çekin ve konuğunuzun kim olacağını öğrenin. Evet hadi. Hatice. Sen katılmıyor musun Esther? Zaten başımda bir tane beleşçi var. O da bana yetiyor. Peki o zaman ilk ben olurum. Sizi benciller. Kendinizden utanmalısınız. Çıkan kişiye sadece bir gün değil bütün bir hafta yemek vereceğim. Kim çıktı? Bakalım. Alberto. Tada. Harika. Hadi gülümseyin. Tüy kafalı, bu senin ucuz numaralarından biriyse sana yemin ederim bir daha görüşünü göremezsin. Bu sana bir şans eseri oldu. Gülümseyin. Yemek saat kaçta? İşte yani oldu. Şimdi gerçekten benim bu eski ucuz şeylerime karşılık senin yepyeni mobilyalarını mı vereceksin? Deliliğimin de bir sınırı var. O sinsi kurt beni aptal yerine koyabileceğini sanıyor ama maalesef yanılıyor. Herkes misafirperverliğin kurallarının kutsal olduğunu bilir. O yüzden misafirimi çok iyi ağırlayacağım. Sıcak bir hoş geldin olacak. İki dakikadan fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Geldim. Hoş geldin sevgili dostum. Hoş geldin. Lütfen rahatına bak. Bunu aşmanın bir yolu yoksa. İşte en sevdiğim sandalyemi sen al. Bütün hafta sonu harika vakit geçireceğiz değil mi? Dekoru çok beğendim. Bu ne tarzı? Barbar modası mı? Hadi yiyelim. Çok acıktım. O kadar lezzetli yemekler hazırladım ki bayılacaksın. İşte kesinlikle ağzını sulandıracak bir köfte. Başka bir işte büyük bir kömür. Diğer yemeğiniz nedir? Hayır. Hay aksi. Donmuş yiyecekler pek çözülmemiş. Daha sıcak bir şeylerin var mı? Donmuş yiyecekler önceden pişirilmiştir. Yani sen şimdi ülkedeki en iyi köpeksin, öyle mi? Onu bana ver. Köpek evi kulübü beni seçmişti. Bunu duydukları zaman kulübün üyeleri kim bilir senin için neler düşünecek. Aceleci davranmayalım. Her şeyin bir çaresi var. Önce işte açıcılarla başlayabiliriz. Biraz et suyu olabilir. Gulaş, tereyağlı makarna, ızgara, havuç, fırında Alaska, mini kare kanepeler. Börekler, tortillalar, şiş kebap, ızgara, biftek, balık ve patates kızartması, 75 yılın Dom Perignon'u. Hepsi 200 papel. Bu harika bir öğlen yemeğiydi. Peki akşam yemeğinin menüsünde neler var? Bağırsak kurdun için arsenik yahnisi ve ızgara siyanür. Televizyon setim ve pijamalarımla nereye gidiyorsun böyle? Yatağına. Uyuklama vaktim geldi de. Pekala bu kadar yeter. Buradan gitmek için benden ne istiyorsun? Tanrım ya köpek evinin değerli üyeleri senin misafirlerine bu şekilde davrandığını öğrenirlerse ne olur? Ama bu yaptığına şantaj denir. Masalaklarla ilgili bir belgesel var. Sersem kurt böyle cömert bir teklifi reddetti. Ama para teklifimi reddetmeyecek birini tanıyorum. Kimden kurtulmak istiyorsun? Ama şiddet yok, beni anladın mı? Bunu telefondan bile halledebilirsin. Elbette Bobby'yi ararım. O cevap verir ve hemen işe başlarız. Üzerine düşeni yapacağın konusunda sana güvenebilir miyim ben? Bir aktör olarak çok tecrübeliyimdir. İstersen sana sayabilirim tecrübelerimi. O kadar şiddetli mi alkışlanmış? Hayır, bir deprem olmuştu. Gerçek bir trajediydi ama günün hasılatını kurtarmıştık. Bana güven, buna pişman olmayacaksın. Telefona sen bakabilir misin Alberto? Alo. Ne? Ama bu korkunç olamaz. Hemen gelmelisiniz. Çabuk olun. Acil. Bay Moses'ın kulübesi yanıyor. İtfaiyeciler geldi bile. Sirenleri duyuyor musunuz? Çabuk. Acele edin. Harry. Yine benim mandallarımla mı oynuyorsun sen? Hay aksi. Bunu nasıl yaparsın Esther? Burada çalışıyorum. Bu cüce yine şakalarından birini yapıyor. Dağlarda bir kulüben olduğunu bilmiyordum Moses. O köstebeğin ne kadar yalancı olduğunu bilirsin. Eğer şimdi gidersek güneş batmadan oraya varırız. Ama dağlarda bir kulübem yok ki benim. Sorun değil biliyorsun. Her zaman bir sürü kiralık kulübe bulabiliriz. Hmm.
Şuraya bak, harika değil mi? Gelecek ayki yardım yemeği çekilişine katılacak mısın? Bu imkansız. Zaten bu seferki bana yeterince pahalıya mal oldu. Oh, çok soğuk. Biraz daha fazla oduna ihtiyacımız var. Ben seni kölen değilim. Bunu kulüptekilere söyle. Artık köpek kulübündekilerin ne düşündüğü umurumda değil. Ha, öğrendikleri zaman bakalım ne diyecekler. Buzdan köprünün birkaç fotoğrafını çekeceğim. Sen istediğini yapabilirsin. Görüşmek üzere. Sonunda bir şans yakaladım. Oh, ben ve buzdan bir köprü. Ve altımızda uçurum. Hayır. Ben ne yapıyorum böyle? Aklımı yitirmiş olmalıyım. Hey, neler oluyor? Ne oldu Moses? Moses. Evet, doğru. Ne zaman döneceklerini söylemediler. Herhalde hayatlarının en mutlu tatilini yapıyorlardır. Şurubunu içme vakti geldi dostum. Eğer ilacını içersen yine eskisi gibi büyük ve güçlü olabilirsin. O zaman bana bir fıçı dolusu getir tüy kafa. Çünkü iyileşip kendime geldiğim zaman sana gününü göstereceğim. Ha, bakalım. Alberto, sen ve ben baş başayız ve yıldızları birlikte izleyeceğiz. Ne değişiklik ama. Ben hayatımın her gecesini yıldızların altında geçirdim. Üstelik yalnız olduğumuzu da söyledim. Burası çok güzel bir yer Marta. Neden onu da yanımızda getirdik ki? Bu o kadar da kötü değil Alberto. Böyle bir dostum varla her zaman daha iyidir. Birlikte fazla tatile çıkma şansımız olmuyor, öyle değil mi dostum? Hiç tatile çıkmamayı tercih ederim ben. Burası gerçekten çok huzurlu ve güzel bir yermiş. Hepsi bize ait. Bana buradan kuzenim Einstein söz etmişti. O zaman altında bir bit yeniği olmalı. Bir düşüneyim, belki kumların altında bir lağım kanalı çok vardır. Çok doğru. Yoksa bizi neden böyle güzel bir yerden haberdar etsin ki? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu cevap sizce yeterli mi çocuklar? Pekala gençler. Şimdi yeni arkadaşlarınızı selamlayın bakalım. Sizin burada ne işiniz var? Kamp kurmaya geldik. Bu harika sahil. Bu izci gençlerin sık sık kamp kurmak için geldikleri bir yerdir. Pekala, o zaman ben çantamı alıp buradan gidiyorum dostum. Hayır, hayır. Sizi rahatsız etmek gibi bir niyetimiz yok. Biz çok sessiz hareket ederiz, endişelenmeyin. Sessiz olsanız iyi olur. Bana kalırsa böylesi daha iyi oldu. Bence de ve bu kadar çalışmak benim iştahımı açtı diyebilirim. Yemekleriniz birkaç dakika içinde hazır olacak. Merhaba. Habersiz geldiğimiz için bizi bağışlayın. Sevgili dostlarım, ama görünüşe bakılırsa yiyecek bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Siz de bizimle yemek ister misiniz? Bunu gerçekten düşünebiliriz. Bu genç izciler doğanın gönüllü koruyucularıdır. Burada olup bitenleri görmek zorundayız. Doğayı tehlikeye atıyorsunuz. Şuradaki korkunç şeyler de ne öyle? Pekala, şimdi beni iyi dinle. Sakın kabalaşayım deme, tamam mı? Onlar ne de olsa çocuk. Çocuk olabilirler ama benim canımı çok sıkıyorlar. Ben sadece dinlenmek istiyorum. O kavanoz açacağım. Pilli mi çalışıyor? Ne olmuş öyleyse? Pil kullanmanın çevre kirliliğine yol açtığını ve pilleri çok dikkatli kullanmak zorunda olduğunuzu biliyor musunuz? Uyardığın için teşekkür ederim. Ben konserveleri açmaya çalışıyordum. Ama elinde sonunda bitecekler ve onlar için özel hazırlanan çöplere atılmalılar. Evet, ben de kesinlikle böyle yapmayı düşünüyordum. Evet, sakın onlara uygun bir çöpe atmayı unutmayın. Sana ne diyeceğim? Bu açacağı hiç kullanmam daha iyi, tamam mı? Tanrı aşkına, sanırım bu akşam dostlarımız biraz sinirli. Umarım bu tatil onun sinirlerine iyi gelir. O sadece konserveleri açmak istiyor. Biz sadece size yardımcı olmak istiyoruz. O zaman hemen kafanızı çalıştırın ve bir konserveyi nasıl açacağımızı söyleyin. Böyle bir konserveyi açmak için sert ve sivri bir taşı alın. Geri çekin ve bu işi benim hünerlerime bırak zeki çocuk. Hadi. Pekala, sanırım artık hazırız. Her neyse, en azından yiyebileceğimiz güzel bir salatamız var. Umarım onu yeterince yıkamışsındır. İçindeki mikroplardan arınmış olması gerekiyor. Hey! Hemen gidin buradan diyorum. Önce
etmeden gereken önlemleri almaları gerekiyordu. Uyanıyorum. Sanırım kampımıza geri dönme vakti geldi. Çocuklar pekala. Hazır olun. Bacağını çek gelmesin. Merhaba ve günaydın. Dostlarım, rahat uyuyabildiniz mi? Sence nasıl görünüyor? Burada o kadar çok sivrisinek var ki gözlerimi bile kırpmadım. Doğadaki böcekler hakkında kötü şeyler söylemek hiç değil. Ya şunu bir an önce kesersin ya da beni susturmak için başka yollar denersin, tamam mı dostum? Bırak diyorum. Ben sadece yardım etmek istiyorum. Gençler bütün gece sizin için çalıştı. Gülümseyin arkadaşlar. Tatilimiz resmi olarak başlamış bulunuyor. Ben sahile iniyorum. Biraz yüzmek iyi gelebilir. Pekala, ben de seninle geliyorum. Biraz daha güneş yağı ister misin? Evet, belki biraz daha. Koronya. Komonis baktis. Karola fiçisio. Stor biskalis. İteromayus. Şuraya bakın. Clectoris Clue için mükemmel bir örnek. O spreyin ekosistemin dengesini nasıl bozabileceğini biliyor musunuz acaba? Bu plaj bize ait, anladınız mı? Ya hemen buradan gidelim ya da sizi yapacağımı bilirim. O tenekenin içindekiler ozon tabakasındaki deliği genişletiyor. Bunun zararlı etkilerini tartışmaya gerek bile yok. Buzdağları eriyor. Ve deniz seviyesi yükseliyor. Bu yüzden gördüğünüz bu kumsal bir gün kaybolacak. Pekala. O zaman gelecek sene başka bir yere gideriz. Senin gerçekten duyarsız biri olduğunu söylemek zorundayım. Hemen buraya gel çabuk. Buraya gel diyorum. Senden bıktım artık. Buraya gel. Saklandırmayın çocuklar. Buraya gelin. Size sarılmak istiyorum. Termenin. Hayır, olamaz, bunu yapma lütfen, mantıklı ol. Hazır. Sanırım sıvı hali de işimize yarayabilir. Bu sefilliğe bir dakika daha dayanamam. Evimize geri dönebilir miyiz? Evet tatlım, en kısa sürede döneceğiz. Sana söz veriyorum. Pekala, bir gelişme var mı? Henüz yok ama onları mutlaka bulacağım. Olamaz. Benim tuvalete gitmem gerekiyor. Şşşt, ben de sıkıştım.